Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Burak Akgün. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Eren. Merhaba. Kendini kısaca tanıtabilir misin? Tabii. İsmim Burak Akgün. ODTÜ Elektrik Elektronik mezunuyum 2008. Daha sonraki yıllarda Türkiye'de master'ımı yaptım, yüksek lisansımı. Ondan sonra 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada doktoramı tamamladım. 2013'ten itibaren de bir süre hem çalıştım hem de doktoramın tez aşamasında devam ettim. İlk şirket olarak Yahoo'da çalıştım. Orada yine büyük veri mühendisi olarak çeşitli yeni projelerde çalışmıştık. Daha sonra kısa bir süre Verizon Labs'te çalıştım yine büyük veri mühendisi olarak. Onların da çok, Verizon Amerika'nın işte en büyük oranın GSM operatörü diyebiliriz. Çok ciddi miktarda clickstream verileri var. Bu veriler üzerinde analitik yapan bir takımda kısa bir süre çalıştım. Bu süreçteyken de Apple'dan teklif alınca tabii oraya geçtim. 2016 ve 2020 yılı arasında da Apple'da yine çeşitli Apple'ın ürünlerinde, yazılım ürünlerinde büyük veri mühendisi olarak çalıştım. Şimdi de 2020 yılında Türkiye'ye döndüm. Tobacco Mühendisliği Teknoloji Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Kısaca böyle herhalde. Hoş geldin memlekete diyelim. Evet, hoş bulduk. Uzun seneler, yani burada eğitim aldıktan sonra Amerika'ya taşındın, orada bir kariyerin oldu. Yahoo, Apple gibi, Verizon Labs gibi çok enteresan, hani Silikon Vadisi temelli şirketlerde çalıştın. Bilmiyorum gerçi, hani Verizon Labs belki Silikon Vadisi temelli olmayabilir ama bugün aslında biraz senin hikayeni, deneyimlerini ve Amerika'daki özellikle öğrendiklerini aslında biraz dinlemek istiyoruz. Şimdi bir şeyden başlayayım aslında. Big Data Engineer olarak çalıştın son hani birkaç pozisyonunda. Big Data Engineer nedir? Ne yapar? Hani günlük işte takvime baktığın zaman nasıl geçerdi günlerin? Yani kısaca Big Data Engineer'in yani rolünü açıklamak gerekirse, dünya 2000'li yılların, hatta 2005'lerden itibaren nasıl diyelim, büyük teknoloji şirketlerinin çıkması, o yıllarda internetin bir anda ölçeklenmesi, yani çok sayıda insana ulaşmasıyla üretilen veri miktarı çok ciddi miktarda arttığı yıllar olmuş. Aynı yıllarda işte hesaplama yöntemi olarak daha önceki nasıl diyelim geleneksel yöntemler böyle aynı tek bir sunucunun çok daha güçlendirilmesi üzerineymiş, ama işte Google'da yayınlanan 2 tane makaleyle bu işin biraz rengi değişmiş. Yani bizim commodity hardware dediğimiz normal piyasada bulunan bilgisayarları farklı şekilde, yani yine aynı network üzerinde birbirine bağlayıp ama programları çok daha farklı şekilde yazarak algoritmaların çok daha ölçeklenebilir, çok daha büyük veriyle çalışabilecek hale getirilmesiyle büyük veri dünyası o yıllarda başladığını söyleyebiliriz. Yani iki şeyin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Hem bizim hesaplama kapasitemizin artması gerekiyor, hem de ciddi miktarda veriye erişimimiz gerekiyor ki bu alanda ciddi iş yapabilirim. Yani o yıllara denk gelmiş. O yıllardan sonra işte biraz daha büyük veri mühendisi rolünü şirketlerin tanıtım şeylerinde görülmeye başlanmış. Yani bu şekilde rolünü açıklayabiliriz. Peki günlük olarak ne yapıyor derseniz, bu neticede bahsettiğimiz şirketler dünyada Yahoo'dayken mesela bizim yaklaşık işte 2 milyara yakın kullanıcı profili vardı. Bunların Yahoo'nun kendi şeylerinde, ürünlerindeki aktiviteleri üzerine şirketin sunucuları belirli işlemler yapıyor tabii ki. Çok ciddi miktarda çok büyük veri üretiliyor. Aynı şekilde Verizon Labs işte clickstream eventleri birçoğu anonim olsa da neticede ciddi anlamda oralardan anlam çıkarılabilecek şeyler, veriler. Apple'da da yine aynı şekilde Apple çok ciddi oranda şeye önem veriyor. Ama neticede arka planda servisler kullanıcının kendi için nasıl diyelim mesela çeşitli kullandığı ürünlerde en çok kullanılan app'lerin listelenmesi vesaire gibi kısımlarda ciddi algoritmalar arka planda çalışıyor. Bunların çalışması için de büyük miktarda veri üzerinde çeşitli hesaplamaların yapılması
ve bunların çok kısa zamanla yapılması, çok yüksek sayıda makine eş zamanlı olarak kullanılıp onları verimli bir şekilde kullanıp çeşitli algoritmaların sonucunda üretilen listelerin insanların cihazlarına en kısa sürede ulaştırılması gibi arka planda yapılan işler var. Bunların birçoğunda işte algoritmaların tasarlanması, verinin yönetilmesi, bu veri üzerinde anonim olarak birçoğu, yani kişinin kim olduğunu bilmeden bunlar üzerinde çeşitli hesaplamaların yapılması ve sonuçların yine kullanıcıların cihazlarına iletilmesiyle ilgili rollerde veri mühendisleri hem tasarım hem yazılımın yapılması, işte hem yazılım mühendisliği vesaire gibi şeylerde rol alıyorlar. En önemli kriterleri olayın ölçeklenebilir olup olmaması. Yani siz 100 tane sayıyı sırala küçükten büyüğe dediğinizde bu çok basit bir şey. 1000 tane, 10.000 tane de basit olabilir bir makinede ama 100 milyar tane sayıyı siz sırala dediğinizde bunu tek makinede yapmanız için onlarca saat geçmesi gerekir. Ama bunu 1 dakikanın altında yapmanız gerekiyorsa sizin yüzlerce makine eş zamanlı olarak çok harika bir koordinasyonla kullanmanızı gerektiriyor. İşte bu tip şeylerde ölçeklenebilirlik konularında veri mühendislerinin rolü en büyük, onların rolü oluyor. Peki o zaman hani zaten hani böyle bir rolün olması için gerçekten hani adı üstünde çok büyük bir veri setine erişim olması gerekiyor ve böyle bir ihtiyaç olması gerekiyor zaten. O yüzden aslında şeyi düşünüyorum, bu çalıştığın şirketlerde ürünler yeni çıktığı zaman illaki hani bir beta testing veya bir test aşamasından geçerken size veya sizin rolünüze ihtiyaç olmuyor muydu o zaman? Yani daha böyle bir hani veri çok fazla yokken sonradan gelen bir şey miydi? Yani production'a çıktıktan sonra gelen bir şey miydi? Yoksa daha dakika birden hani zaten biz bunun veri setinin büyük olacağını öngörüyoruz. O yüzden ona göre hazırlıklar mı yapıyordunuz? Şöyle bir analoji üzerinden gidebiliriz. Mesela diyelim ki bir e-ticaret sitesi yapıyorsunuz. E-ticaret sitesinde şöyle bir durum olabilir. Yani sizin arka planda işte stokları yönettiğiniz gerçekten bir işte SQL veri tabanınız olabilir. Oradan kullanıcı geldiğinde bir şey sepete attığında stokta var mı yok mu onu kontrol edersiniz. Varsa bir tane düşersiniz. Sepetten satın aldı mı almadı mı, ondan sonra tekrar iptal durumuna göre artırabilirsiniz vesaire gibi. Burada bir standart bir backend zaten tasarlamanız gerekiyor. Ama siz bu kullanıcıya tavsiye, recommendation engines dediğim tavsiye makinelerini kullanmanız gerekiyorsa, yani aldığı bir ürüne benzer ürünler ya da bu kişinin sosyal ağı bilinebiliyorsa benzer kişilerin aldığı ürünleri göstermek istiyorsanız, benzer karakteristikteki kişilerin aldığı ürünleri öneri olarak göstermek istiyorsanız bu biraz daha ikincil bir işlem oluyor. Ama aslında şirketin nasıl diyelim ilk adımda yapması şart olmasa bile ürün piyasaya çıktıktan, yani e-ticaret sitesi online olduktan sonra ikinci aşamada yapılması şart olan şeyler. Ama o ikinci aşama gelindiğinde zaten ürünle ilgili ve kullanıcılarla ilgili veriler sana gelmeye başlıyor. Yani bu aşamadan sonra aslında veri mühendislerinin, yani analytics dediğimiz kısım bu aşamadan sonra ortaya çıkmış oluyor. Yani verinin ilk anda olmaması birçok projede olmayan bir durum. O şekilde söyleyebiliriz. Özellikle o ölçekteki şirketlerde zaten. Evet, yani evet, yani bir ürünü zaten kendisini yapmak var. Daha sonra o ürünü güçlendirecek analitik projeleri yapmak var. O ikinci kısımda genelde ürün çoktan çıktığı için onlarla ilgili veri zaten oluyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Aslında senin de çalıştığın projeler son kullanıcıların hani kullandığı ürünlerin içerisindeki işler. Yani aslında bayağı ürün ekibinin bir parçası oluyor bu roller. Yani sen organizasyon nasıldı? Hani biraz oraları aslında onları da merak ediyorum. Organizasyonel yapı. Ürün takımlarının içerisinde miydi bu roller? Ürünlerin nasıl diyelim, şöyle Yahoo'dayken çok daha biz şeyde çalıştık. Yani şirketin aslında çok nasıl diyelim, aslında elinin parasının olduğu ama şirketin kötüye gittiği bir durumdaydı son yıllarında Yahoo'nun. Daha sonra zaten orada da ilginç bir teknik uygulayarak şirketi ikiye parçalayıp reverse spin-off diyorlar. Bu şekilde bir yöntemle şirket şey olmuş oldu. Asıl ana business kısmı Verizon'a satılmış oldu. Ama oradayken çok experimental şeylerde çalıştık. Yani şirketin hem parası vardı, bir çıkış yolu bulabilir miyiz diye. Oradaki yapılan pratikler daha sonraki gördüğüm şirketlerden çok daha farklıydı. Oradayken çok daha büyük riskler aldık. Belki de hiç olmayacak, aslında çok ilginç olan ya da onay almamızın mümkün olmayan birçok projede çalıştık. Birçoğu da şey olmadı yani. Live olmadı aslında başarılı olmasına rağmen. Çeşitli sebeplerle. Kimisi işte kullanıcı Yahoo'dayken kullanıcı privacy'sinin şey olmayacağı, yani onaylanmayacağı şekilde verinin kullanıldığı bazı birkaç nokta tespit edildiği için ürün onaylanmadı ya da algoritmalar onaylanmıyor. Böyle şeyler olabiliyor. Zaten diğer şirketlerde, sonraki çalışan şirketlerde zaten bu kurallar çok daha katıydı. O yüzden o projelere, o tip şeylere hiç başlanmadı diyebilirim. Mesela oradaki yaklaşım nasıl diyelim, experimental olduğu için, böyle deneyimsel projeler olduğu için çok daha eğlenceli şeylerde çalıştık. Daha sonra yani diğer şirketlere geçmeden şunu da istersen kısaca şey yapabilirim.
Yahoo'nun 2007'lerde yanlış hatırlamıyorsam Alibaba'ya çok ciddi bir yatırım olmuş. Daha o zaman Alibaba çok küçükken. Yaklaşık %, yanlış hatırlamıyorsam, 40'ından fazlasını almışlar. Daha sonra tabii Alibaba büyüdü. Sonra Yahoo'yu da geçti. Çok daha ciddi valuation'lara ulaştı. Değerlemelere ulaştı Alibaba. O yıllardan sonra parça parça bir kısmını, hisselerini sattılar. Ama en son şöyle bir hal aldı. Yahoo'nun, yani ben ayrıldıktan sonra da Yahoo'dan, şirketin ana business'ının değeri, şirketin Alibaba'da tuttuğu hisselere göre böyle kenarda çok küçük bir miktar kalmış oldu. Orada da şimdi hisseleri satsalar piyasaya tamamından %40 falan vergi ödeyecekti Yahoo. O da çok istenmeyen bir durum. Yani burada bayağı 60-70 milyar dolar gibi bir hisse değerinden bahsediyoruz. Ondan sonra yaptılar. Şirketi ikiye ayırdılar. Ayırdıktan sonra bir kısım sadece investment company olarak kaldı. Diğer kısım Yahoo'nun kendi şeyleri kaldı. O diğer küçük kısımda Verizon satın aldı. Hala Yahoo Finance, Yahoo Mail gibi ürünler bulunuyor. Bunlar Verizon'un bünyesinde. Ama hala bir miktarda kullanıcısı var ve bu şekilde hayatına devam ediyor. Oranın, yani bir teknoloji şirketinin, nasıl diyelim, batışı da bu şekilde, ona da şahit olmuş olduk orada. 2000'li yılların en büyük, dotcom bubble'ın yıllarındaki en büyük şirketin o şekilde başka bir şirket tarafından satın olarak bitmiş oldu. Çok pardon, Yahoo ile ilgili şeyi soracaktım. Ya uzaktan izliyorduk tabii biz. Yani hatta Google'ın en senior kişilerinden Marissa Mayer Yahoo'nun başına geçmişti ve böyle bir Google kültürünü getirmişti diye anlıyorum. Hani en azından uzaktan anladığım kadarıyla bu experimentation'da galiba o dönemlere denk geliyor. Mesela orada bir o experimentation'lardan böyle örnek birkaç tane paylaşabileceğin var mı? Hani nasıl bir süreçte siz yapıyordunuz o deneysel projeleri? Ne gibi projelerdi? Yani orada belki bir ürün kafasıyla bir şeyler deneniyordu. Yani bu ürünü biz piyasaya çıkarabilir miyiz ve buradan bir para kazanılabilir mi orta uzun vadede gibi bir düşünce vardı. Oradan, o deneylerden birkaç tane bahsedebilir misin? Bir tanesi mesela biz Twitter'daki en etkili kişilerin bulunması üzerine bir çalışma yapmıştık. Twitter Firehose verisi üzerinde kişiler bir tweet attığında kaç kişi retweet ediyor, bu kişi kaç kere mention ediliyor, follower sayısının followee sayısına oranı vesaire gibi böyle metrikler kullanarak bir kişinin ne kadar etkili bir kişi olduğu üzerine bir proje yapmıştık. Daha sonra bu kişileri, yani bir kişi evet etkili bir kişidir ama bu sadece belirli alanlarda etkili kişi bir olabilir. Yani arabalar konusunda uzman bir kişinin yemekler konusundaki bir tavsiyesini insanlar kulak asmayabilir ama yeni çıkan bir araç konusundaki tavsiyeleri çok önemli olabilir gibi. Böyle konularına göre de bir çalışma yapmıştık. Yani kişileri klasifiye etme üzerine, konularına göre sınıflandırma üzerine. Mesela bu direkt bütün Twitter verisine erişim olup böyle bu şekilde çalışılan, yani private olanlar tabii hariç, public tweetler olsun. Böyle ilginç bir proje bunu yapmıştık. Bu live'de oldu aslında. Yani genel olarak cevap olmak için şöyle söyleyebiliriz. O Marissa Mayer'in geldiği yıllarda benden yaklaşık bir yıl önce gelmiş sanırım. Sonra ben de 2015'te oradan ayrıldım. Geldiği yıllarda Google'ın kültürünü getirdiği doğru. Fakat bu büyük veri dünyasıyla beraber düşünürsek olayı, zaten o Google'ın makalesi 2005-2006'larda sanırım, o büyük veriyle ilgili iki tane makalesi var. Onlar yayınlandıktan sonra bir anda böyle bir endüstride bir dönüşüm oluyor. Yani verinin yönetimi, büyük veriden anlam çıkarma üzerine. O yıllar zaten bu teknoloji şirketlerinin bir anda yükseldiği yıllar. O yıllarda Hadoop teknolojileri zaten Hadoop açık kaynak bir teknoloji. Fakat committerlarının çoğu Yahoo'daymış. Yani Yahoo'da zaten çok kaliteli bir mühendis takımı varmış, ekibi varmış. Şu an bile hala kullanılan bir Hadoop. Yani Hadoop'un bir ekosistem, açık kaynak kodlu yazılımların ekosistemi. Yani MapReduce gibi kısımlar çok eskide tabii kullanılmıyor ama HDFS kısmı vesaire hala kullanılan birçok modülleri var. Dünyada hala kaç sene olmuş, belki 10-12 yıl olmasına rağmen hala kullanılıyor ilk çıktığı zamandan itibaren. Yeni versiyonlar tabii ki. Yani öyle bir mühendislik kültürü zaten varmış ama Marissa Mayer tabii ki Google'dan getirdiği şeyler oldu. Cuma günü bütün şirket bazlı toplantılar vesaire gibi o tip şeyler oldu. Ama her şeyde direkt kopyalanarak olmuyor. O yıllarda zaten market şeyinin çok büyük kısmını kaybetmişlerdi. Ve mobile yükselirken desktop kısmı yavaş yavaş ciddi miktarda düşüyordu, yani mobile yükselirken. Eğer platformun sahibi siz değilseniz üst tarafta yapacağınız şeyler kısıtlı oluyor. Daha doğrusu platform sahibi, platform ne olabilir? Android olabilir, işletim sistemi olabilir ya da browser olabilir vesaire. Bunların sahibi siz değilseniz, bunların üstünde sizin yapabileceğiniz şeyler sadece platform sahibinin izin verdiği ölçüde şeyler olabiliyor. O yüzden zaten
yapılabilecek şeyler çok kısıtlıydı. Çok da böyle... Erişebileceğiniz veri anlamında mı bu? Hem veri anlamında hem de yani siz mesela atıyorum o yıllarda şu örneği verebilirim. Yahoo News ilk çıktığı yıllarda çok ilk çıktığı nasıl diyelim yılda diyelim. Çok ciddi miktarda indirildi yani 100 yanlış hatırlamıyorsam 100 milyonun üzerinde indirildi ve kullanılıyordu. Aktif insanlar kullanıyordu. Çünkü Yahoo News'in desktop'unu kullanan insanlar bir de mobile'ına da geçmişti. Ama mobile ortamda asıl platform sahipleri yani nasıl diyelim iki işletim sistemi, mobil işletim sistemi kendi versiyonlarını yaptıktan sonra diğerinin tutunma şansı kalmadı. Çünkü yani o platformla olan entegrasyonu falan çok daha güçlü yapabildikleri için o şekilde şansı kalmayabiliyor. Tabii bunun tersi örnekler de var. Atıyorum mesela Facebook'a örnek verebiliriz. Yani bir online ağ olarak aslında bir platform aşamasında onlar da hardware'e bile girmeyi denediler. Onlar da onu başaramadılar ama alt platforma sahip olmasalar bile hani sosyal ağ noktasında varlıklarını sürdürüyorlar ve tekel konumlarını devam ettirebiliyorlar. Benim de aklıma şey gelmişti. Google Photos gelmişti. Yani hani Android'de çok daha iyi ama iOS'te de bence bayağı bir şey aldı gibi geliyor bana. Evet yani evet yani o tip örnekler de muhakkak bulabiliriz ama genel olarak şöyle diyelim platform sahibinin başarılı olma ihtimali çok daha artıyor. Zaten bununla ilgili de şeylerin platform sahibinin kendi uygulamalarını öne geçirmesiyle ilgili şeyler de Avrupa'da da birçok davalar açılıyor sanırım antitrust şeyleri kanunlarına göre önlemeye çalışıyorlar ama o yıllarda mümkün olmadı. Yani Yahoo şey yapamadı. Reklam marketinin bir çok büyük bir kısmını zaten kaybetmişti. Yani onlardan sonra onları reverse etmek, tersine çevirmek mümkün olmadı. Şirketin dağılmasına, ürünlerin dağıtmasına kadar gitti yani o da. Bir noktada yani yanlış bilmiyorsam internetin tabii 2000'lerden bahsediyorum burada. Belki de 2000'lerden bile eski. 2000'ler civarında Yahoo o internetin büyük bir kısmının trafiğini aslında alıyor durumdaydı. Zaten gelir modeli de reklam olduğu için deli gibi hani orada bir para basma durumu vardı. Sonra işte search engine'ler geldi. Oradan bir bayağı bir kaybetti. Ondan sonra mobil akımından dolayı kaybetti. Senin anlattıklarından anlattığımı şey yapmaya çalışıyorum aslında. Bir de üzerinde de hani farklı app'ler de çıkınca işte Facebook vesaire gibi social şeyi de kaybetti tamamen. Aslında ana gelir modeli olan işte reklam trafik gerektiriyor fakat trafiğe ulaşamıyorlar. O yüzden patlıyor gibi bir durum var. Yani genel resimde. Aynen öyle evet. Yani trafik şey bir numaralı şey oluyor kullanıcıların şeyi. Yani o yıllarda işte son deneme olarak 5-6 tane böyle ciddi güzel uygulama yapmaya çalıştılar. Onlarda da şey gelir getirmeyen şeyler olduğu için bir yerden sonra şeyi kurtaramadı. Ya bir ara mesela şey ya Yahoo Finance falan bayağı kullanılıyordu. Yani aslında güzel asetler de vardı şirket içerisinde. Sence neden olmadı? Yahoo Finance aslında hala şey ciddi kullanıldığını biliyorum. Verizon bünyesinde şu an Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo Sports kullanıyordu şu an. Son yıllarda bilmiyorum ama o yıllarda o da iyiydi. Yani o ürünlerin tamamı aslında bir desktop dünyasında bir ekosistem oluşturuyordu. Ama şeyden sonra işte search engine olayını, yarışını kaybettikten sonra diyelim. Ondan sonra yeni moda daha çok farklı ürünlere geçmeye başladıktan sonra insanlar. Sanırım kaliteli de olsa o algı diğer ürünlere de insanların aklında, zihninde şey yapıyor. Diyelim geleneksel olan ürünün kaliteli de olsa o geçiş bir başladıktan sonra birkaç üründe diğer alternatifler onu başardılarsa diğer senin başarılı ürünlerine de o aynı algı yapışıyor diyelim diyebiliriz. Hele ki mobil dünyasına geçitmeye başladıktan sonra her şey. Ondan sonra insanlar hemen direkt yeni versiyonuyla başlıyor gibi bir algı oldu. Rekabetçi avantajını kaybetti aslında diyorsun yani biraz kullanıcı gözünde. Bir de benim şahit olduğum yıllar daha 2013'ün sonu ve sonrasıydı. Yani o yıllarda aslında birçok bu dediğimiz şeyler de gerçekleşmişti. Yani ben direkt o yıllarda öncesinde şeyde olmadığım için daha çok doktora da zihnimi onunla yoğun geçirdiğim için çok da birçoğuna da şahit olmamış olabilirim. Ama ben girdikten sonra gördüğüm zaten o reklam marketindeki o düşüş hiçbir zaman durdurulamadı ve durdurulması da çok şey görünmüyordu gibiydi. Peki ya orada çok deneysel bir döneme denk geldiğin için belki normal bir yapıdan daha farklı bir yapı vardı ama mesela o deneyleri nasıl yapıyordunuz? Nasıl bir ekip vardı içeride yani pozisyon anlamında? O deneyleri nasıl seçiyordunuz? Tamamen böyle bir hani free bir ortam mı vardı yoksa yine de böyle bir hani yapısal şeyler var mıydı? Yani yapılabilecek proje fikirleri noktasında öyle bir beyin fırtınası toplantıları olduğunu hatırlıyorum o yıllarda. Yani neler yapabiliriz? Elimizde ciddi miktarda veri var. Erişebildiğimiz veriler de var. Bunların bazısı ürün olarak kullanılabilir, bazısı kullanılamaz işte bu privacy olaylarından dolayı. Ama kullanılamasa bile biz kendi verilerimizin doğruluğunu check etmek için böyle algoritmalar yapmıştık. Yani kendi verilerinde kullanıcı işte doğum yılını bildirmiş.
verilen reklamda yaş gruplarına göre reklam gösteriliyor mesela. Bu tip durumlarda eğer senin verin doğru değilse tabii ki yaptığın reklamın etkinliği düşüyor. Ve Yahoo'yu da bu konuda sanırım bildiğim kadarıyla şey yapıyorlardı. Yani reklam verenler verileriniz doğru değil diye şey yapıyorlardı. Biz bunun doğruluğunu alternatif kaynaklardaki kullanıcıların verileriyle eşleştirme yöntemini kullanarak doğruluk oranını diğer alternatiflere göre kıyaslayacak bir proje yapmıştık. Ya bunun çok detaylarına girmeye gerek yok şu noktada. Fakat en azından kendi elindeki verinin diğer alternatiflere göre doğruluğunu metrik olarak gösterdikten sonra o zaman reklam verenlere ne kadar charge edeceğinde şey olabiliyor yani. Daha çok arkasında durabiliyorsun söylenilen rakamın. Bildiğim kadarıyla öyle bir durum vardı. Yani bu noktada bunlar geliyor şu aklıma. Peki sonra oradan ayrıldın, başka yere geçtin. O değişiklik nasıl geldi? Çünkü bambaşka bir ortama geçtin yani. Hani hem yapılan iş anlamında hem de kültür anlamında eminim ki farklıydı. 2015'in sonlarında Yahoo zaten kişi sayısı yani çalışan sayısını yaklaşık 16 bin lira rakamlara ulaşmasına rağmen daha sonra bir yıl, bir buçuk yıl sürecinde yarıya düşürdü. Yani birçok proje iptal edildi. Yine gelir noktasında insanlar iyi olmasına rağmen insanlar aynı zamanda şey de bekliyor yani çalıştığı şirketten 5 sene sonra bu şirket ne olur, 10 sene sonra ne olur bunları da düşünmek istiyor özellikle büyük bir şirkette çalışıyorsanız. O yüzden ciddi ayrılmalar da oluyordu. 2015'in sonunda ben de bir sebeple ayrıldım oradan. Verizon Labs'te kısa süreliğine çalıştım. Oranın da aslında kültürü çok farklı değildi. Şöyle bakılıyordu hatta Yahoo'ya o yıllarda. Ya bu evet şirket ekonomik olarak iyiye gitmiyor ama çok kaliteli mühendisler var neticede. İşte Hadoop'un doğduğu, onun gibi birçok açık kaynak büyük veri teknolojisinin son yıllarda doğduğu bir şirket. Yahoo'dan spin-off olan işte Hortonworks sanırım Yahoo'dan spin-off olmuş bir şirket. Bu büyük veri kaynaklı ciddi mühendislerin olduğu biliniyordu. Ve diğer şirketler de bu Yahoo'dan ayrılan mühendislere bir an önce şey yapalım, kendi ekibimize katalım diye uğraşıyorlardı. Böyle aktif bir çalışma da vardı aslında. Yahoo her ne kadar o yıllarda aşağıya doğru giden bir şirket olarak bilinse de oradan gelmek aslında bir credential'dı diğer şirketlere işe girerken. Öyle bir algı vardı işte kötüye giden şirketin mühendisleri de kötü olmak zorunda değil gibi. O yüzden çok da şey olmadı, zorlanmadık yani yeni şeylere bakarken, yeni işlere bakarken. Verizon'da aldığım projede de zaten ekip arkadaşlarım bir kısmı son yıllarda Yahoo'dan ayrılmış gelmiş kişilerdi. O şekilde ama oranın kültürünün çok farklı olduğunu söyleyemem. Verizon'da daha çok böyle geleneksel bir GSM şirket aslında. Ama işte Silikon Vadisi'nin aktifliğinden ve oranın kültüründen yeni projeler geliştirelim diye Verizon Labs kısmını kurmuştu o yıllarda. İşte yine o Stanford'ın karşısındaki University of Wayne'in arkasında bir tane binayı alıp orada bir Labs takımı oluşturmuşlar. Yine böyle experimental çalışıyordu onlar da. Yani bu veriyle ne yapabiliriz? Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok yüksek miktarda veri var. Buradan nasıl anlam çıkarırız? Değer çıkarırız? Daha sonra da bunu nasıl monetize ederiz yani? Asıl mantık oydu. O yüzden çok da kimliğini bulmuş bir şirket değildi. O yüzden Yahoo'dan çok farklı olduğunu söyleyemem. Ondan tabii kısa bir süre sonra şeye geçtim, Apple'a geçtim. Apple'da tabii ki yani 30 yılın yerleşmiş bir kültürü var. Ama orada da şöyle bir yorum yapabilirim. Apple hep şey olmuş yani bir donanım şirketi olmuş o yıllara kadar. Yani donanım şirketi olmasa bile çok ciddi tabii ki işletim sistemi takımı var. Çok büyük bir takım ve çok başarılı bir takım. Ama şey olmuş yani donanıma odaklı bir ürün yapıyorsunuz işletim sistemi yazarken. Yani alt kısımdaki çalışan donanım takımının şeylerine işte yeni bir parça ekleniyorsa tabii ki işletim sistemi de ona karşılık bir şeyler geliştirecek. Ama son yıllarda Apple'ın bu servisler takımının açılmasıyla daha böyle işte nasıl diyelim Google tarzı işlere girmiş olduğunu görüyoruz. Yani reklam kazanmak noktasından değil fakat servisler bir işletim sistemini yapmaktan çok daha tabii ki farklı bir şey. İşte Apple Music, App Store, Podcast gibi ürünleri yapmak normal işletim sistemi yapmaktan çok farklı bir şey. O yüzden yazılım mühendisliği kültürünün de o yıllarda aslında nasıl diyelim daha çok özellikle veri mühendisliği kültürünün o yıllarda Apple'da nispeten yeni olduğunu söyleyebiliriz. Yani diğer takımlara kıyasla söylüyorum bunu. Ama tabii ki Apple kendi her zamanki gibi işte bu gizliliğe çok önem verme kültürünü işte insanların verilerine çok önem verme, insanların verilerinin cihazından çıkmaması noktasındaki olan şeyini o yazılım ve veri mühendisliği takımlarında da oluşturmaya başlamıştı. Yani öyle durumlar oluyor. Kendi takım arkadaşlarınızın projesinde hangi projelerde çalıştığını bilmeyebiliyorsunuz. Yani öyle gizli şeyleri oluyor tabii ki. Bu noktalardan Apple'ın kültürünün tabii çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki şey doğru mu yani hani hepimiz işte yani Steve Jobs'ın şeyini zaten biliyoruz. Hani kitabını okuyanlar da belki biraz daha şey görmüştür. Hani Steve Jobs denildiği zaman işte hani detaycı
mükemmelliyetçi, hani kaliteye çok önem veren bir karakterden bahsediliyor. O tabii yani sen orada çalışırken kendisi vefat etmişti. Ama o etki sana kadar geliyor mu? Yani o ruh hala var mı diye. Ben kişi olarak sormuyorum da aslında biraz daha şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani o şirkette hani kalite unsuru bence çok öne çıkan bir unsur. Hani bu takım seviyesine nasıl yansıyordu onu merak ediyorum. Yani aslında kesinlikle yansıdığını söyleyebiliriz. Ama bundan en az etkilenen takımlardan biri de herhalde backend'teki veri mühendisleridir. Yani Kimse büyük veri görmüyor çünkü. mühendisleridir. Kimse görmüyor derken şöyle, gerçek bir şey var. Ürün tasarımı var orada ya da ürünün içinde çalışan işte bir uygulamanın tasarımı var. Apple'ın kendi uygulamaları olabilir. Yani oradaki tasarım noktasındaki o front-end'i tasarlayan tasarım mühendisinin benden çok daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama biz nasıl etkileniyoruz? Biz de neticede bir algoritma tasarlıyoruz ve bu algoritma sonucunda çıkan şeyler kullanıcıların önüne gidiyor. Yani insanlar ondan da çok ciddi anlamda rahatsız olabilir ki olduğu durumlarda oldu. Şimdi bizim ürünlerimizde şey yapılan kullanıcı hareketlerinin anonim olarak yani kullanıcı verisinin cihazdan çıkmaması esas. Ama aynı zamanda şeyde bilmek zorundasınız. Yani bir içeriğin diğerlerinin kıyasla ne kadar çok tüketildiğini ve tüketilmediğini bilmek zorundasınız. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani sahte şeylerle, yöntemlerle kendi içeriklerini yukarı çıkarmaya çalışan çalışmalar oluyor dünyada. Özellikle şeyden Çin'den böyle şeyler gelebiliyordu. Ve sizin tasarladığınız algoritmalar da bunlara tabii ki dayanıklı olmak zorunda. Ama bu noktada bir problem olduğunda kullanıcı hemen içerik listesindeki kalitesizliği fark edebiliyor ve bunu metriklerle de ölçebiliyorsunuz. O yüzden yani yapılan iş noktasında biz de tabii ki çok çok ciddi şeydik, hassastık. Yani yapılan tasarımlar onlarca kişinin kendi cihazlarında bir süre kullanmasından sonra ancak şey herkese açılabiliyordu yani. O beta testing gibi olaylar ciddi anlamda uyguluyorduk tabii ki. O da sanki biraz şeyden de geliyor. Çünkü donanım şirketi dedin ya, orayı aslında biraz daha anlamak istiyorum. Şimdi donanım şirketi olmak hani sizin tarafa nasıl yansıyordu? Yani anladığım kadarıyla birincil, yani donanımın önceliği demeyeyim ama hani donanımda yapılan değişiklikler sizi etkiliyordu. Fakat orada hani sizin iş yapış şeklinizde bir değişiklik yaratıyor muydu donanım şirketi olması? Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela diğer şirketlerdeki yani işte Google, Facebook kültürü daha çok böyle çok daha genç yaşta kişiler çalışıyor. Böyle nasıl diyelim birçoğu evlenmemiş çocuğu yok o yüzden gece yarılarına kadar çalışabiliyor falan. İyi de Apple'dakiler de neticede ciddi çalışan çok çalışan kişiler var. Mesela bu noktada şeyi örnek verebiliriz. Evden çalışma modeline şirketin yaklaşımı nasıldır? Yani mesela Apple'ın daha ilk yıllarında çok daha sert olduğunu biliyorum ama bu nasıl diyelim bu uygulamalar servisler takımı büyüdükçe orada da mecburen diğerlerine benzer bir yapıya büründüğüne şahit oldum. Evden çalışmaya yaklaşım olsun. Özellikle ben ayrıldıktan sonra bu pandemide tabii daha farklı olmuş. Ama Apple'ın tabii her zaman şöyle bir yükü de var diğer şirketlere kıyasla. İşte kullanıcı verisinin gizliliğine çok önem verdiği için. O yüzden cihazların tabii tasarımları da çok önemli. Yeni bir cihaz çıkıyor mesela. İçeride testler yapılıyor. Ve onun üzerinde işletim sistemi çalışıyor. Onun üzerinde de servisler çalışıyor mesela. Bu tip durumlarda cihazların binadan çıkmaması gerekiyor. Bunlardan dolayı tabii kısıtlı olduğunu, diğer şirketlere kadar rahat davranamayacağını anlayabiliyorum. Fakat o mental dönüşümün, zihinsel dönüşümün de olduğu oldu. Yani neticede evden çalışmaya çok daha rahat bakıldığını söyleyebilirim son yıllarda. Yani öyle bir kıyas yapacaksak. Aslında ya donanım şirketi diyoruz ama diğer taraftan da hani ilk zamanlarından beri aslında kendi yazılımlarını da geliştiren bir şirket. O yüzden mesela hani özellikle hani mobil ürünlerdeki app'ler olsun veya işte OS olsun vesaire zaten kendi bayağı yazılımını da yapan bir şirket. Çok da zor olmamıştır diye düşünüyorum yani o geçiş. Evet, kendi ürünlerini elbet yapıyordu ama kullanıcı verisi dediğimiz noktada, bunlardan anlam çıkarmak dediğiniz noktada bu privacy ile sizin veriden anlam çıkarma olayı birbirleriyle çok ciddi anlamda çelişen şeyler tabii ki. Yani o kullanıcı verisini siz hem cihazdan çıkarmayacağım diyeceksiniz, buna söz vereceksiniz. Hem de şu 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 servisleri size kullanıcıya sunacağım diyeceksiniz. Yani bunların ikisini aynı anda başarmak için mesela University of Washington'dan bir tane hoca ve onun bütün doktor öğrencilerinin tamamının kurduğu bir şirketi komple satın aldılar. Ve bütün bu makine öğrenmesi algoritmalarını yani işte data center'daki işte bir anakartta 4 tane işlemcinin bulunduğu, her işlemcide 20 tane çekirdeğin bulunduğu bir makinede yapmak yerine cihazın içinde yapmaya zorluyor şu an bütün şeyleri, makine öğrenmesi algoritmalarını. Ya bunu yapmak zorunda kalıyor. Hem kullanıcı verisini cihazdan çıkarmayacağım deyip hem de aynı servisleri, benzer
şeyleri sunacak. Her ikisinin de sözünü verince kullanıcıya, bu ikisini de yapmak için böyle şeyleri başarmak zorunda kalıyor aynı zamanda şirket. İşlemcisinin içine sırf makine öğrenmesi işlerini yapmak için ayrı bir modül koymak zorunda kalıyor. Bu tip şeyler yıllar içinde olması gerekti yani. Çok önem vermeleri gerekti bu konulara. Yani bazen işte belirli konularda çok geri kaldı vesaire gibi şeyler de söyleniyor ama yani elini çok daha fazla bağlamış şekilde aynı işlere giriştiğini söyleyebilirim ben. Diğer rakiplerin kıyasla. Onu diyecektim yani aslında kendi standardına göre bir, çünkü başkasının verdiği bir standart değil, kendi standardı bu. Özellikle privacy alanında ki son senelerde de bence çok takdirde edildi bu standart. Yani privacy'nin de önem kazandığı bir durumda aslında Apple'ın ürünleri bu konuda daha ilgi çekici ve insanların tercih ettiği bir şey oldu. O yüzden belki de o hani bet diyelim işe yaradı ve veya getirisini belki de alıyor. Diğer taraftan hakikaten hani eminim ki hani benim anlamadığım konular olduğu için hani mühendislik anlamında da çok challenging problemlere de sebep oluyordur. Hani senin söylediklerinden bunu anlıyorum yani. Peki yani hiç mi mesela bu sorgulanmıyordu? Abi o kadar da önem vermesek mi gibi böyle hani ortada hiç bu konu konuşulmuyor muydu? Yani zorladığı konular elbette şey yani mühendislik anlamında illaki zorlanıyorsunuz. Yapılacağınız şeylerin sınırları çok katı olarak çizildiği için. Ama bir noktada işte verinin anonimleştirilmesi noktasından sonra bir derece o mesela bir rahatlama sağlıyor. Kimin ne yaptığıyla ilgilenmiyorsanız da dünyada bugün işte atıyorum X uygulamasına kaç kişi girdi. Sadece bunun metriyle ilgileniyorsanız o zaman tabii iş biraz daha rahatlıyor. Bir de şöyle şeyler var. Onda da şöyle mesela diyelim ki X uygulamasını kullandılar fakat bunu dünyanın şu ülkesinin şu şehrinden kaç kişi kullandı dediğinizde orada da mesela işte siz yeni bir uygulama çıkarmışsınız. Bunu dünyada sadece belirli kişiler biliyor. Hatta beta durumunda mesela. O kişinin kullanıp kullanmadığını o şehirde bir arkadaşınız varsa tespit edebilirsiniz. Bu tip şeylere karşı dahi önlemler alınmış. Yani sayılar 10'un altındaysa mesela o şehir yok gibi gösteriliyor. Mesela böyle filtreler konulmuş. Böyle çözümler bulmak zorunda kalıyorsunuz. Yani anonim olmasına rağmen. Yani anonimden kişi identify edilebilir hale gelecekse bu tip yöntemler kullanılıyor. Aynı zamanda bu bizim elimizi şu noktada bağlıyordu. Hem anonim olacak diyoruz hem de işte az önce verdiğim örnekte işte kullanıcı davranışını taklit eden robotik olarak işte içeriğin tüketiliyormuş gibi göstermeye çalışan şeyler var dünyada. Hatta bunu servis olarak satıyorlar yani. Bir analoji üzerinden gidelim. İşte bu search engine optimization konusu içerik olan bütün her şeyde var yani. Siz nasıl web sitenizi yukarı çıkarmak istiyorsanız bunu işte herhangi şeyin listelendiği, içeriklerin listelendiği herhangi şeyde bu dünyada şu an var yani. Bunu herkes yukarı çıkarmak istiyor ve bu yukarı çıkarma işini nasıl diyelim servis olarak sunan şeyler bile var. Yani yapay olarak o web sitesi izleniyormuş gibi, herkes giriyormuş gibi gösteriyor. Hatta bunu çok illegal yöntemlerle yapanlar da var. Başkalarının cihazında çalışan virüsler üzerinden yapanlar var vesaire. Birçok yöntemi mevcut bunun. Şimdi hem kişinin kim olduğunu bilmeyeceğim diyorsunuz hem de bu robotların davranışıyla gerçek insan davranışını birbirinden ayırt edip gerçek içeriğin ne olduğunu, gerçekten çok tüketilen içeriğin ne olduğunu bulmak zorundasınız. Burası mesela en challenging problemlerden bir tanesiydi. Çünkü orada da şey olaylarına girdik yani işte bu robotic behavior'dan gerçek insan davranışını nasıl ayırt ederiz? Tabii bu da bir şey gibi hani bu security konusundaki gibi kedi fare oyunu yani. Siz bir şey yapıyorsunuz. İnsanlar tabii onun karşılığında bir süre sonra ne yaptığınızı bilmiyorlar baştan ama daha sonra deneylerle test ediliyor ve nasıl bir filtreleme koyduğunuz çözülüyor falan. Ya o konularda maalesef şey de olabiliyor. Anlık olarak çözdüklerinde çok katastrofik sonuçlar da çıkabiliyor. Yani böyle şey haberlere falan çıktığımız oldu böyle. C-Suite'den e-maillerin geldiği durumlar oldu. Ama neticede çözdük yani ürünün adına ciddi bir leke gelmeden ve nasıl diyelim o kötü davranan sahte içerikle, sahte şeylerle, trafikle içeriğini boost etmeye çalışan şeylerin birçoğu filtreleniyor şu an. Hala da şey başarılı şekilde devam ediyor. Ama şey tetikte olunması gereken bir konu. Oradan mesela biraz şeyden de bahsedebiliriz. Yani makine öğrenmesi bu yapay zeka konularına da girilebilir. Bu konularda onlar çok kullanılıyor. Yani yapay zeka ile bunu nasıl önlersiniz vesaire gibi. Orada da şöyle bir hype var aslında. Yani herkes yapay zeka kullanıyorum ya da makine öğrenmesi kullanıyorum falan diyor. Ama bu tip şeylerde gerçekten her bir saatinde işte milyonlarca gelirin elde edildiği ürünlerde gerçekten bir yapay zeka ürününü ya da makine öğrenmesi algoritmasını oraya koyup ve online learning yapan bir algoritmayı oraya koyup ondan sonra gece başını yastığa koymak çok kolay bir şey değil. Yani yapıyorum diyenlerin de nasıl diyelim aracın kaportasını kaldırdıktan sonra birçoğunun aslında alt planda ya heuristik gibi algoritmaların çalıştığını görüyoruz. Ya da nasıl diyelim çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak sadece işte metriklerin
katsayıların öğrenilip ondan sonra onların kodun içine hard code yapıldıktan sonra çalıştığını görüyoruz. Çünkü siz akan veri üzerinde, yani streaming data üzerinde hala algoritmanızı eğitmeye devam edecekseniz online olarak, o zaman ona güvenmek gerçekten çok zor bir şey. Ve ürünün kötüye çıktığında ciddi maddi zarar elde oluşacaksa bu tip şeylerde o zaman güvenmek çok daha zor bir şey. Biz de aynı şekilde yaptık. Yani birkaç öyle makine öğrenmesi algoritmalarında kullandık. Ama kendinizi güvene almak zorunda hissediyorsunuz. O şekilde. Bir de şey var. Yani bir şey yapıyorsunuz. Diyelim ki bu bazı durumlarda yapılan şeyin sonucu çok nesnel olmuyor. Belirli uygulamaları sıraya dizeceksiniz. En tercih edilen uygulamadan en az tercih edilene göre. Ama tercih edilen ne demek? Ya da podcast. En çok dinlenen podcast ne demek? Bunun şeyini, kıyasını yapmak çok zor. Bir kişi atıyorum çok kısa bir podcast yapıyordur. Bir kişi de işte Joe Rogan Show gibi günde 3 saat konuşuyordur adam. Şimdi bu ikisini nasıl kıyaslayacaksınız? Mesela bu tip problemlerimiz vardı. Bunlar üzerinden neye göre sıralayacağız, neye göre kıyaslayacağız? Bunlar çok nesnel şeyler değil. O yüzden mesela bununla ilgili bir problemimiz vardı. Onun da şey olduğunu söyleyebilirim. Yani yapılabilecek şeylerin içinden böyle 7-8 tane en major olan yöntemi seçip bunlar için her gün şey üretti. Şu olsaydı böyle olurdu sonuç, şu olsaydı böyle olurdu diye. Bunları işte takımdaki kişiler, üst yönetim, daha üst yönetime bir süre izlemelerini sağladık. Onlar sonrasında da... Şey mi hayal etmem gerekiyor? Yani hani 3-5 farklı yöntemle aslında farklı farklı rankingler görüyordu insanlar ve ona göre çıktıları aslında karşılaştırıyorlardı. Çıktılar o şekilde izlendi ama ondan sonra seçim noktasında tabii şeyler oldu. Tartışmalar olmaya başladı. O tartışmalar sonucunda bir neticeye varıldı ama çok uzun sürdü. Nesnel olmayan problemlerle de karşılaşabiliyorsunuz. Yani kısaca söylemek istediğim. O yüzden kişilerin şeylerine göre orada da böyle olabildiğince geniş, yani şirket içinde olabildiğince geniş bir katılımla bir süre olayların nasıl gittiğini izleyip şu an hali hazırdaki deployment'ı görüyorsunuz. Bir de alternatifleri görüyorsunuz. Bir süre izledikten sonra neticede bir tanesine karar verildi. Ama o sürecin gerçekten zor geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü farklı şeyler oluyor işte. Kimin sözü daha ağır basacak gibi şeyler oluyor. Tamam, belirli yönetimsel kararlarda yöneticinin sözü ağır basmalı ama bu tip şeylerde de gerçekten öyle olmalı mı? Neden öyle? Mesela özellikle hani bu bahsettiğim problem üzerinde niye öyle diyorsun? Yani şöyle işte seçilecek ama kim seçecek? Gerçekten bunun yetkisi kimde? Gerçekten o ürünü hayatında, özel hayatında çok kullanan kişi mi? Yoksa yönetimsel olarak kademesi çok daha yüksek olan kişi mi? Yani bunların ya da yönetimsel kademenin önemi var mıdır, yok mudur vesaire gibi. Böyle şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da insanların şey olabiliyor mesela, gerçekten kendi takip ettiği içeriği yukarı çıkaran şeyleri tercih etmek isteyebiliyor. Ama takip etmediği şeyin değerini çok bilmeyebiliyor vesaire gibi. Yanlığı olabiliyor. Bunlar da işte makine öğrenmesindeki o bias olaylarının bir örneği. Gerçek kendi hayatımızdaki şeylerinden bir örneği. Yani istediğin kadar big data olsun, günün sonunda yine kalitatif insani duygulara geri dönüyoruz yani aslında. Evet, yani bu problemin yapısına göre. Yani siz tamamen atıyorum sahte trafiği engellemek istiyorsanız burada belki şey olmayabilir. Yani burada her şey nesnel olabilir, objektif olabilir herkes. Ama hangisi daha iyidir dediğinizde artık orada hangi müzik, hangi app ya da hangi podcast vesaire, orada artık iş nesnellikten çıkabiliyor ve hangisi doğrunun cevabı da değişebiliyor. Kişiden kişiye değişiyor. Orada karar verme süreçleri tabii çok daha farklı oluyor. Ki benim anladığım, yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla zaten bu konuda fikri olan bir organizasyon. Yani kendi fikrini öne koymaya çalışan, yani iyi, tırnak içerisinde hani iyinin tanımı ne ise, iyiyi öne çıkarmaya çalışan bir şey. O yüzden zaten kapalı bir ekosistem. Kaliteyi belli bir seviyenin üzerinde tutmaya çalışan bir ekosistem. O yüzden hem şey açısından sonuçta bir ideolojik tarafı da var. Ürün ideolojisi diyelim. Hani kaliteyi öne çıkarmak istiyoruz. Biz kullanıcıların, müşterilerin önüne, eline kaliteli bir şey sunmak istiyoruz gibi bir şey var ama dediğin gibi de hiç objektif olmayan bir şey bu. Bayağı subjektif bir konu. Hani neye göre iyi? Enteresan bir challenge. Yani hiç düşününce çok mantıklı yani. Hani o firmanın o kültürünü düşündüğün zaman hani size kadar bunun iniyor olması, günün sonunda aslında biraz da şey de, yani Apple bile aslında insanlardan oluşuyor. Onlar bile sonuçta benzer sıkıntılar çekebiliyor. Onu görüyorsun yani. Peki şimdi hani kendi şirketini kursan veya başka bir firmaya çalışıyor olsan, bu deneyimlerinden hani hangi kültürel elementleri veya hangi süreçleri getirmek istersin? Yani bunlar çok iyiydi. Bunlar çok iyi çıktılar veriyordu. Bunu yeni şirketimde uygulamak isterim. Aslında cevap biraz şeye bağlı olabilir. Yani girdiğiniz piyasaya da bağlı olabilir. Hangi markete giriyorsunuz ya da yaptığınız ürün nasıl bir şey, onunla da bağlı olabilir. Eğer şeyseniz, yani gerçekten yeni bir alan açıldı ve o alandaki fırsatları kolluyorsunuz ve işte time to market çok önemli ise, bazı nasıl diyelim
köşeleri kesip atlamak şey olabilir. Daha mantıklı olabilir. Ama gerçekten belirli alanda ürünleriniz var ve bunun yanına ekosistemi tamamlamak üzerine yeni bir ürün yapıyorsanız o zaman olay tabii ki değişiyor. Yani belirli bir kullanıcı bazınız var. Onların sizden beklentileri var. O zaman tabii çok daha yüksek kalitede girmeniz gerekiyor. Böyle bir B senaryosunda tabii ki son çalıştığım şirketin kültürü çok daha şey yerleşmiş bir şekilde. Onu söyleyebiliriz. O kalite bazını baştan ilk etapta şeyde tutmanız gerekiyor. Ama bir startupsanız, sıfırdan bir alana giriyorsanız o zaman tabii ki rakipleriniz de varsa yani markete giriş süreniz çok önemli hale geliyor. Yani ilk giren genelde kazandığı durumlar var. O tip marketler var. Direkt tabii bunlar benim kendi konum değil, kendi alanım değil ama duyduğum kadarıyla böyle olduğunu söylüyorlar. O yüzden orada sizin belirlemeniz gereken kültür hız olabilir yani hız. O yüzden işte o beta testing dediğimiz, A/B testing dediğimiz olayları şey yapmanız gerekebilir. Tabii ürünün yeni bir versiyonunu çıkarıyorsanız o zaman nasıl diyelim A/B testing çok önemli hale gelebiliyor. Yani siz kullanıcılarınızın %1'ine hiç bilmeden işte oradaki butonu işte 3 piksel aşağıya, buradaki pull down menüyü 5 piksel yukarıya koyup bunun deneylerini yapabilirsiniz. Ve insanların işte conversionları ya da işte kalma süreleri vesaire birçok metrikler nasıl değişiyor buna göre kıyaslayıp ürününüzü değiştirebilirsiniz. Ama tabii ki sıfırdan giriyorsanız böyle lüksleriniz yok. O zaman şey yapmanız lazım. Kendi nasıl diyelim tasarım gücünüze de güvenmeniz gerekiyor. Yani çok nasıl diyelim çok boyutlu bir soru. Şeyine durumuna göre değişir ama takım kültürü olarak tabii ki birçoğundan farklı şeyler aldım. Yani çalıştığım birçok yerden farklı şeyler edindim. Kalitenin bu kadar önemli olduğu bir noktada hızdan feragat edilme gibi bir durum var mıydı? Yoksa ikisini paralel bir şekilde mi götürülmeye çalışılıyordu? Yani aslında şöyle oluyor. Üst yönetici noktasında tabii ki onlar bir karar aşamasında. Daha üst 2-3 seviye yukarıdaki VP seviyesinde bir ürün live olacak mı olmayacak mı noktasında. Ama siz son ana kadar son hızda çalışıyorsunuz. Tabii ara ara hep versiyonlar çıkıyor. Yani bu böyle bir şey yaptık 1 sene 2 sene 3 sene yaptık. En sonunda oldu ya da olmadı. Böyle binary bir şey değil. Bir versiyonunu yapıyorsunuz bir QA takımına gidiyor. Ondan sonra onlar bir bakıyorlar. QA'ler de şimdi şeyden farklı. Yani veri mühendislerinin işte bu kalite test mühendisleriyle çalışma yöntemi normal bir yazılım mühendisinin şeyin çalışmasından farklı. Normal bir yazılım mühendisi işte diyorum nesne yönelimle tasarlıyor olabilir vesaire tasarlıyor olabilir. Çeşitli yöntemlerde onlar o yazılan kodun direkt doğru çalışıp çalışmadığına bakmakla birlikte QA mühendisi bir veri mühendisiyle çalışıyorsa, büyük veri mühendisiyle çalışıyorsa işte onlarca terabayt veriyi bu kodun içinden geçirdikten sonra çıktığının doğru olup olmadığını anlama üzerine çalışıyor. Ya bu tabii onların karşılaştığı problemin şeyini, ölçeğini bir anda değiştiriyor. Yani siz birçok şeyi gözle test yapabilirsiniz. Yazılım şeyinde birkaç unit test yazarsınız vesaire ama büyük veride sizin yaptığınız şey çıktısı da büyük veri ise, diyorum bir ranking problemi ise o zaman beklenen şey mi onu anlayabilmek çok kolay olmayabiliyor. Yani milyonlarca şeyin içinden, veri satırının içinden bu çıktı doğru mu? Yani bu sadece bir tek birkaç satırlık bir tane fonksiyonun test edilmesinden çok daha farklı bir olay. Yani o takımlarla ilgili olan rollerinizi de geliştirmeniz, takımların kendi rollerine oturması, bu yeni sistemdeki rollerine oturması falan gerekiyor. Kültürel olarak öyle. Süper. Burak, ya çok teşekkürler. Deneyimlerini paylaştın. Farklı bir deneyim setiyle aslında bugün seni dinledik. Normalde dinlediğimizden farklı bir deneyim seti. O yüzden çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani ümidimiz öyle şey, insanlara faydalı olabilmek. Farklı. Ben şimdi şu anda akademide olmamdan dolayı hep soruyorlar işte yurt dışına gidelim mi gitmeyelim mi kalalım mı dönelim mi vesaire birçok şey. Ya ben biraz böyle ne herkes gitsin ne herkes kalsın o moddayım anlayış olarak. Yani o yüzden de böyle gidenlerin gelenlerin hatta buradan oraya gidenlerin vesaire böyle kültürel olarak yani yazılım mühendisi ise yazılım mühendisi kültür olarak vesaire böyle birbirlerine açılması, işin mayalanması noktasında verim olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye dönüşümde de aslında şey var. TÜBİTAK'ın bu Uluslararası Lider Araştırma Programı'nda bu Tersine Beyin Göçü Programı'nın bursu şeyiyle gelmiş oldum. O da bir sebep oldu. Onu da burada bahsetmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak öyle. İnsanlara bahsetmek, anlatmak, konuşuldukça bu tip şeylerin en güzelinin bulunacağını düşündüğüm için böyle bir şeye girdik. Ben teşekkür ederim. Yani ümit ediyoruz inşallah insanların faydası olur. Seninle ya sorularını sormak isteyenler, erişime geçmek isteyenler nereden erişime geçebilir? Tabii LinkedIn'den direkt ulaşabilirsiniz. İşte Mehmet Rokakgün diye aratırsanız çıkar. Ben paylaşacağım zaten notlarda, bölüm notlarında. Onun dışında notlarda da belki e-mail adresimi verebiliriz. O şekilde konuşmaktan zevk duyuyorum çeşitli konulara. Süper. Çok teşekkürler tekrardan. Ağzına sağlık. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.